Dünyanın en büyük ülkesi Rusya, daha fazla bölgeye ve güce ihtiyacı olduğuna karar verirse ne olur? Sadece bunun için savaşa girebilir. Peki Rusya ilk önce hangi ülkeyi işgal ederdi? Saldırı planı ne olabilir? Ve Rusya'nın elindeki en tehlikeli silah hangisi? Rusya zaten gezegendeki tüm yerleşim alanlarının 8'te 1'ini kaplayan bir ülke. Ve şimdi gözü Avrupalı komşularından biri olan Ukrayna'da. Tarihsel olarak Ukrayna ve Rusya daha önce de çatışma içerisine girdi. En son Rusya, Ukrayna'ya ait Kırım'ı ilhak etti ve sonra Doğu Ukrayna'da ayrılıkçı bir isyanı destekledi. Şimdi Rusya, Ukrayna'nın NATO ile yakınlaşmasını istemiyor. NATO'nun Doğu Avrupa'dan çıkmasını istiyor. Ve Rusya, bu tür konularda karar verecek bir NATO üyesi olmasa da, dünyanın en güçlü ordularından biriyle Rusya kendi kurallarına göre oynayabileceğini düşünebilir. Tamam, biraz geri dönelim. İlk olarak NATO'nun ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü ve şu anda 30 üyesi var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda ve İngiltere bunların arasında. NATO'nun amacı barışı korumak ve bu ittifakın hiçbir üyesinin uluslararası bir askeri güç tarafından işgal edilmemesini sağlamaktır. Biliyorsunuz, Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'dan aldığı zamanki gibi. Şimdi Ukrayna henüz NATO üyesi değil ama NATO'ya katılması için ilgi gösteriliyordu. Ve bu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hiç yakışmıyor. Putin, NATO'nun Ukrayna birliklerini eğittiği ve bazı üyelerin ordusuna silah sağladığı için şimdiden biraz korkmuş durumda. Bu yüzden eski bir ikna yöntemiyle bu konuda ilerlemeye karar verdi. Savaş başlatmakla tehdit ediyor. 42 milyar dolarlık savunma bütçesiyle Rusya ordusuna çok fazla sevgi ve para harcıyor. Rusya ordusunda 3,5 milyon asker bulunmaktadır ve tankları var, 13.000 tane. Dünyada başka hiçbir ülkede bu kadar çok tank bulunmuyor. Rusya ayrıca 27.000 zırhlı araca sahip ve 4.465 topçu silahıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Bir de Rusya'nın endişelenecek nükleer bombaları var. 6.257 tane. Bunları uçaklardan, denizaltılardan veya füzelerden fırlatabilir. Ancak Rusya saldırmaya karar verirse büyük ihtimalle karadan başlamaz. İlk saldırı muhtemelen havadan gelecekti. Bu elektrik istasyonlarını ve köprüleri yerle bir edebilir. Demiryolu hatlarını yok edebilir ve saldırıya uğrayan herhangi bir ülkenin ekonomisini felç edebilir. Buna ek olarak Rusya'nın deniz filosu neredeyse eşsiz bir konumda. Bir kıyı şeridine park etmiş nükleer enerjili denizaltıları tek başına onları ele geçirmeyi düşünen herkes için yeterince tehdit oluşturabilir. Tabii ki hedeflenen ülkenin kim olduğuna bağlı olarak. Rusya 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak olursa NATO muhtemelen ağır ekonomik yaptırımlarla karşılık verir. Ukrayna'ya saldırmaya başladığında da öyle oldu. Ancak Rusya'nın kendi müttefikleri var. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün veya CSTO'nun bir üyesidir. Bu, NATO benzeri bir ittifakta yer alan 6 eski Sovyet devletinden oluşan bir gruptur. Köşesinde de Küba var. Ve işler gerçekten zorlaşırsa Küba, ABD topraklarında bir miktar hasar vermek isteyen Rus birlikleri için kilit bir merkez olacaktır. 100.000 Rus askerinin kapınızın önünde durması korkutucu. Ancak bu muhtemelen ülkeyi yok edecek bir savaş olmayacak. Muhtemelen Rusya'nın bundan kazanacağı bir şey var. Doğal kaynaklar veya politik kaldıraç olabilir. Her neyse, plan yolundaki her hedefi yok etmek olmayacaktı. Sadece amacını ortaya koyacak kadar zarar vermek istiyor. Ukrayna durumuna bakacak olursak, Rusya Ukrayna'nın ekonomisini iptal edebilirdi. Ancak bunu sahada gereken minimum kuvvetle yapabilirlerdi. Fakat öyle olmadı. Peki 3. Dünya Savaşı başlasaydı bizi nasıl bir savaş beklerdi? Günümüz savaşları bundan 10 yıl öncesinden bile çok farklı. Artık yaşanacak yeni savaşlar çok daha gizli olabilir. Mesela hack saldırıları.